Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Hakan sana da iyi akşamlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Çarşamba günü dersine hoş geldiniz. Genç grup derslerinden devam edeceğiz bu hafta yine. Üçüncü dersteyiz. Rabaş sosyal yazılar yanınızda olursa iyi olur, buradan çalışacağız. Grup derslerini genelde buradan çalışacağız. O yüzden yani bu kitabı edinmediyseniz edinmenizi tavsiye ederim. Okay. Gerçi şimdi internet sitemize tüm kitapların EPUB olarak eklenmesi için bir sayfa açacağız. Bir kütüphane inşa ediliyor onunla ilgili. Bilginiz olsun ama yine de yani kitap gibisi yok derler. Derse bir hazırlık yapalım isterseniz beraber. Kalpteki Nokta kitabından okuyorum. Derse kendimizi bir hazırlayalım. Okay, sayfa 28. Şefkat dolu bir dünya. Hepimizi heyecan ve mutlulukla saran anlar vardır. Sanki etrafımızı bir kuvvet sarar ve hava daha da yoğunlaşır. İçselliğimizde sanki yeni bir benlik oluşmuş gibi olur ve çevremiz sevgiyle sarılır. Bu anlar çok ender hissettiğimiz anlardır. Kalbimizin derinliklerinde kalmış o dakikaları aratan arzu, sürekli olarak manevi dünyalara girmemizi sağlayan arzudur. Manevi dünyalar çok muazzam, güçlü ve sonsuzdur. En ufak basamağına bile erişenler, bugüne kadar tattıkları tattan milyarlarca kat daha fazla bir tat almışlardır. Biraz daha okuyalım. Manevi dalgalar. O içsel çalışma kalbi ve hisleri ıslah etmektir. Manevi dünyayı kavramak için bu şarttır. Bu tam olarak radyo frekansını ayarlamak için çevirdiğimiz düğmeye benzer. Frekanslar havadadır, aynı şekilde hislerimizi çevirebilirsek düğmeye benzer. Çevirebilirsek manevi dünyayı tutabiliriz. Orayı tekrar okuyayım. Frekanslar havadadır, aynı şekilde hislerimizi çevirebilirsek manevi dünyayı tutabiliriz. Bu şekilde yaratılanlar manevi frekansı ayarlarlar. Bu çalışmaya kabalistlerin dininde kavana yani niyet denir. Birdenbire manevi dünyalar içinde yepyeni boyutları keşfederiz. Hadi bir de kavana niyet neymiş onu bir okuyalım. Sayfa 29'un üzerinde. Kavana niyet. Kavana kelimesi kivun kelimesinden gelir. Yön demek. Kavana niyet harekettir. Yani eylem. Maneviyatta eyleme niyet denir. Niyet yapmamız gereken tek harekettir. Başka türlü bir hareket, hatta arzu bile mevcut değildir. Her şey hareketsiz, donmuş gibi yerinde durur. Manevi dünyalarda sadece niyetlerimiz mevcuttur. Sevgi ve ihsan etme eylem ve hisleri kaybolduğu zaman manevi dünyada yok olur. Bu durumu Einstein'ın ilişkiler teorisine benzetebiliriz. Hareket ve hız sürekli olursa nesne yerinde duruyormuş gibi hissedilir. Bu yüzden sadece hızı hesaplamalıyız. Bu maneviyatta önemli bir şey. Son bölümü tekrar okuyayım. Hareket ve hız sürekli olursa, yani sabit süreklilikte olursa, nesne yerinde duruyormuş gibi hissedilir. Yani biz de ilerleyemeyiz. O yüzden rutin şeyler bizim için çok tehlikeli. Maneviyatta ilerleyemeyiz. Dincilik gibi olur. Yani ne yapıyorlar? Hep aynı şeyleri prosedür olarak yapıyorlar. Yerinde sayıyor yani. Hiçbir şey ilerleyiş yok. Tam tersine geri gidiş var. Niye? Çünkü ego an be an büyüyor. Dolayısıyla maneviyatta eklemediğimiz sürece büyüyen egoyu kompanse edecek ışık yok. Nedenden dolayı maneviyatta en önem verdiğimiz şey hız. Şimdi e-postaya gelen sorular yok, var mı? Sorularımız yok bu yok, hafta. Peki. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Osman arkadaşımız var biliyorsunuz St. Petersburg'da. Ve St. Petersburg grubunda kendisi. Geçen gün de bana bir e-posta attı. Yazdığına da çok sevindim işin açıkçası bana. Çünkü öğrencilerle bir diyalog olduğu zaman gerçekten aramızda bir bağ oluşmaya başlıyor. Ve bu iyi bir şey. Ve kendisi de hatta pazartesi günü internetten e-postayla gelen sorusu vardı. Maneviyat
da ilerleyen bir insanın yani bu dünyadaki gerekliliklerini de idare etmesi lazım diyordu ve bu gerekliliklerin sınırı ne diye sormuştu. Ben de dedim ki buna kişi geliştikçe kendisi karar verir. Yani biz kimseye senin ihtiyacın bu demeyiz. Tamam mı? Komünist Rusya'da eskide yaptıkları gibi herkese aynı eşitlikte davrandılar. Sanki hepimiz eşitmişiz gibi. Adam maneviyatta ilerledikçe kendisi tayin eder. Ve e-postasında bir şey daha yazdı. Kendisi St. Petersburg grubunda onlarla birlikte çalışma rutinine girmiş. Dolayısıyla haftanın iki gecesi falan orada. İki gecesi bizlerle dedi ki yani haftanın her gecesi, neredeyse her gecesi maneviyatta tutunacak bir şeyim var. Sürekli bir şey yapıyorum dedi her gece ve bunu duyduğuma çok mutlu oldum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim ki eğitim merkezine gelen bir arkadaş başka bir ülkede, başka bir dil, kültür, başka bir yerde tümüyle. Ama orada o ülkenin dilini ana dili gibi konuşmuyor olsa da bizim arkadaşların orada olması, onu tutması, ona destek olması, grubun ne kadar önemli olduğunu ve tüm dünyadaki dostların da kalpteki noktası uyan her dostuna ne kadar hassasiyetle baktığını gösteriyor. Bununla ilgili özellikle birkaç şey söylemek istedim yani böyle bir açılış yapıyorum derse. İşin açıkçası Rav'ın bir klibi vardı, onu göstermek istiyordum ama Türkçesi elimizde yoktu ve hazırlayamadık da. O da maneviyatta grupsuz ilerlenemeyeceği. Bunun üzerine Rav'ın bir klibi vardı. Ve Rav şöyle söylüyordu o klipte. İnsan istediği kadar kitapların içinde olsun, istediği kadar kaynakları bilsin, her şeyi yapsın. Elbette üzerinde işleyen bir şey var ama manevi olarak işleyen bir şey yok. Ve dolayısıyla kişinin ne kadar çok ilerledikçe de umarım inşallah sizler de yavaş yavaş artık genç gruptayız bazılarınız epeydir aramızda. Yavaş yavaş ne kadar dostlar olmadan aslında manevi bir izlenim almadığımızı fark etmeye başlamışsınızdır. Tüm manevi izlenimler dostlarla gerçekten aramızda. O yüzden Osman adına gerçekten çok sevindim. İnşallah oradaki dostlara sıkı sıkı tutunur. Okay. Ve duyduğum kadarıyla da sanıyorum çocuğu biraz rahatsızmış. Hepimizin düşüncelerinde onu muhafaza etmemiz iyi olur. Dolayısıyla hepimiz hem derste hem de gün içerisinde Osman'ı düşünelim. İnşallah çocuğu yakın zamanda hemen iyileşir, şifa bulur. Elbette yerdandan başkası yok. Ama bize verilen tüm koşullar, tüm inişlerimiz, çıkışlarımız vesaire, bizler öğrendiğimiz kadarıyla biliyoruz ki kişinin yaradana daha çok yakınlaşmaya hareket etmesi için verilen koşullar. Ve dostumuzu düşünmek, onun ailesini düşünmek, onların iyiliğini düşünmek ve iyileşmelerini düşünmek, bizleri de kendimizi düşünmekten dışarıya atmak için iyi bir fırsat. O yüzden Osman ve ailesi kalbimizde olsun, düşüncelerimizde olsun ve inşallah bir önce iyileşir. Tamam. Şimdi bugün ne okuyacakmışız? Dost sevgisiyle ilgili olarak demişiz buraya. Makaleyi bulalım bakalım Rabaş'ın yazılarından. Dost sevgisine dair. Tamam, sayfa 8, 3. makale. Rabaş'ın da 2. makalesi. Buradan okuyacağız. Şimdi arkadaşlar bu dersten ümit ediyorum geçen dersin sonunda Facebook sayfasına ben giremedim işin açıkçası. Yazmışsınızdır dersten ne aldığınıza dair. Bu derste de aynı şeyi yapmanızı istiyorum. O yüzden hazırlıklı olun. Dost sevgisine dair adlı makaleyi okuyacağız beraber. Ve bu dersin önemi şu açıdan
şu açıdan var. Sizler bir grup dost olma yolunda ilerliyorsunuz. Ve ümit ediyorum ki beraber zaman geçirdikçe daha çok o kardeş sevgisi denilen koşula gelmeye başlayacaksınız. Bu aranızdaki bu bağ oluşmadan kardeş sevgisi dediğimiz veya o yolda adım atmak için düşüncede, niyette, eylemde, hareketlerle, fiziksellikte yani adamın hem kalbinde hem kafasında hem de eliyle koluyla yaptığı her şeyle bu yönde ilerlemesi ancak kişiye fayda getirir. Bunların hepsinde dostların arasında yapması lazım. Tek başına asla ve asla kişi manevi izlenim alamaz. Manevi izlenimlerin hepsi kalpteki noktaların arasında, bedenlerimizin arasında bile değil. O yüzden hissedemediğimiz bir kalpteki nokta var. Sadece bir dürtü, bizi cimcikleyen bir his sadece. Bu cimcikleyen histen bir ruh inşa etmeye gelmemiz lazım. Bu cimcikleyen histen, yaradanı hisseden bir varlık haline gelmemiz lazım. Nasıl bu bedenimizle bu dünyayı algılıyorsak, kendimize de bu hissin gelişiminden yaratanı algılayan bir yapı inşa etmemiz lazım. Tüm maneviyat bu. O yüzden beraber okuyalım. Dost sevgisine dair. Makale 2. Rabaş 1984 yılında yazmış bunu. Bakalım bizlere ne diyor. 1. Dost sevgisine duyulan ihtiyaç. 2. Özellikle bu dostları seçmenin nedeni nedir ve neden dostlar beni seçti? 3. Dostlardan her biri gruba olan sevgisini açığa çıkarmalı mı? Yoksa kişinin kalbinde sevgi hissetmesi ve dost sevgisini gizlilik içinde uygulayıp kalbinde ne olduğuna açıkça göstermemesi mi gerekir? Bu önemli bir soru. Bunun üzerinde bayağı duracağız. Hepsi önemli de. Bilinir ki alçak gönüllü olmak yüce bir şeydir. Fakat bunun tersini de söyleyebiliriz. Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında onları uyandırır. Bunun altını çizebilirsiniz. Bakın bu bize net prensip veriyor. Net ne yapacağımızı söylüyor grup içinde. Diyor ki kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında onları uyandırır ve böylece onlar da dost sevgisini hisseder. Net olarak ne yapmamız gerektiğini yazmış. Bunun altını çizeceksiniz. Bu bir prensip var bizim kalemimiz. Ben de çizeyim. Şuradan bana bir kalem versin öteki taraftan. Ben de hep beraber çalışalım tamam mı? Madem beraber çalışıyoruz. Ben de altını çizeyim. Sağ ol. Tamam. Rabaş bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Ben de sizlerle çalışayım. Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında onları uyandırır. Ve böylece onlar da dost sevgisini hisseder. Dolayısıyla dostumun dost sevgisini hissetmesi için benim kalbimdeki sevgiyi de ona ifşa etmem lazım, göstermem lazım. Yani üçüncü soruya hemen cevabı vermiş. Tak diye dostuna sevgiyi göstereceksin. Bundaki fayda şudur ki, herkesin sevgi gücü diğer herkese entegre olduğundan dost sevgisini daha güçlü olarak uygulama fırsatı elde ederler. Dolayısıyla eğer her birimiz birbirimize sevgimizi gösterirsek arkadaş olarak bu işi yapabilirsiniz diyor. Başka türlü yapamazsınız diyor. Kısaca dediği bu. Yani dost sevgisini daha güçlü olarak uygulama fırsatınız olur. Yoksa uygulama fırsatı falan olmaz. Çünkü hepimiz limon gelirsek gruba asık suratlı, mutsuz, yine bunu mu çalışacağız, daha diye gelirsek hiçbirimizden bir şey olmaz. Bu demektir ki eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa, kişi dost sevgisini uygulama gücünün bir ölçüsüne sahip olduğu noktada dost sevgisine bağlanmanın gerekliliğini anlayan 10 güçle entegre olur. Ancak eğer her biri dost sevgisini uyguladığını göstermezse, o zaman kişi grubun gücünün eksikliğini duyar.
Bunu da altını çizelim. Çünkü bu da prensip. Diyor ki eğer sen göstermezsen senin gücün olmaz diyor. Ben göstermezsem benim gücüm olmaz. Dolayısıyla manevi yolda ilerlemem için sevgimi göstermem lazım. Tekrar orayı okuyayım. Ancak eğer her biri dost sevgisini uyguladığını göstermezse o zaman kişi grubun gücünün eksikliğini duyar. Bu böyledir çünkü kişinin dostunu haklı çıkarması çok zordur. Herkes erdemli olduğunu ve dost sevgisine sadece kendisinin bağlandığını düşünür. Bu aşamada kişinin dost sevgisini uygulaması için çok az gücü vardır. Yani eğer ben benim uyguladığım ama dostlarımın bunu yapmadığını düşünür isem ne diyor? Bu aşamada kişinin dost sevgisini uygulaması için çok az gücü vardır diyor. Yani yapamaz diyor. Okay, vardı öyle vatandaşlar da burada geçmişti. Kendilerini haktan yana sanarlar. Ben haklıyım, bana göre bu doğru, şu doğru. Ondan sonra bir de bakmışsınız ki ya grup şutlamış ya da kendileri gitmişler. Fakat kişi her zaman topluluğun amacını kendine hatırlatmalıdır. Okey, bu da önemli bir prensip. Niye? Her zaman diyor. Bundan daha önce bahsettik. Kişi her zaman topluluğunun amacını kendine hatırlatmalıdır. Aksi takdirde bedeni daima kendi çıkarını önemsediğinden amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Bu önemli bir prensip. Bizim duamız kendimiz için alma duyusu. Dolayısıyla eğer gruba neden geldiğimi, yani kişi, grup, yaradan denilen bir amaca ulaşmak için sürekli gruba geldiğini hatırlatmaz ise egosu kafasını karıştırır diyor. Yani niyeti bozulur. Tamam, dincilerde cemaat olayı gibi. Tamam, niye cemaate giriyorlar? Çünkü iş yapıyorlar aralarında. Para kazanıyorlar. Tamam, ya da mevki sahibi oluyorlar. İyi para var o işte. O yüzden Rabaş baştan diyor ki o tür adamlar gibi olmamamız lazım. Bu yüzden yapacağımız şey her zaman amacın ne olduğunu hatırlamak. Amacımız da neymiş? Bize ilk makalede söylüyor Rabaş. Ne diyor? Burada bağlı sulamın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik. Tamam. Amacımız oymuş. Yani insan sevgisinden yaradan sevgisi denilen bir seviyeye geleceğiz. Bağlı sulamın metodunu uygulayarak ki bu dünyevi seviyenin hayvansal hayatı içerisinde kalmayalım. Okey. Dolayısıyla bunu sürekli hatırlamamız lazım. Amaç her zaman kafamızda, kalbimizde niyet olarak var olmalı. Aksi takdirde beden daima kendi çıkarını önemsediğinden amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Bilmeliyiz ki grup sadece başkalarını sevme temeli üzerine kurulmuştur. Ve bu yerden sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır. Okey? Bilmeliyiz ki grup sadece başkalarını sevme temeli üzerine kurulmuştur. Onu da altını çizmeliyiz. Yani bizim grubumuz sadece başkalarını sevme temeli üzerine kurulmuştur. Ve bu yerden sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır. Yani ben dostlarımı seveceğim ki oradan yaradanı sevebileyim. Öyle ben yaradanı seviyorum, Allah'ı seviyorum, Tanrı'yı seviyorum diyen bir sürü adam var dışarıda. Kardeşim gördün mü? Yok. Hissettin mi? Yok. Yalan yani. Kişinin kendindeki, kendisinin dışında birisini sevmesiyle yaradanı sevmesi arasında fark yok. İkisi de çünkü benim dışımda. O yüzden İnsanları sevmiyorum ama yaradanı seviyorum diyorsa yalan. Bu özellikle dostuna hiçbir ödül olmaksızın verebilmek için kişinin bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Yani kendi kendimizi ikna etmek zorundayız.
kimse bizi dışarıdan ikna edemez. Çünkü o zaman özgür seçime müdahale edilmiş olur. Diğer bir deyişle ona bedeninin alma kaplarını memnun edecek hediyeler ve yardımlar versin diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Cemaatler gibi dışarıdaki, tamam. İşlerimiz iyi olsun, hükümetle iyi geçinelim, benim de bilmem şeylerim, tekliflerimi kabul etsinler, şu bu. Yani öyle değilmiş demek ki. O yüzden alma kabımızın içindeyken kafamızın karışmaması çok önemli. Bu yüzden de gruba ihtiyacımız olduğumuzu kendimize söylememiz gerekiyor. Diğer bir deyişle, ona bedenin alma kaplarını memnun edecek hediyeler ve yardımlar versin diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Çünkü amacın bununla bir alakası yok. Böyle bir topluluk kendini sevme üzerine kurulmuştur. Yani alma kaplarını tatmin ediyorlarsa. Tamam mı? Ve sadece kişinin alma kaplarının gelişimini harekete geçirir. Oysa şimdi kişi dünyevi şeyler elde etmede dostunun ona yardım etmesi daha fazla şey kazanma imkanı olduğunu görür. Okey, dışarıda benim de mesela geçmişte bildiğim bir arkadaş vardı. Dediler ki gidip bir el öpsek mi işlerimiz açılır. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu tür topluluklar, cemaatler, bu tür dini cemaatler, şunlar bunlar adamın sadece cebine iyi. Kalbine değil. Yaradan'a gitmek isteyen bir adamın yeri de orası değil. Unutmamalıyız ki grup diğerlerini sevme temeli üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla her üye başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu gruptan alır. Bu kişinin yavaşla gelişmesiyle olur. Birden löp diye olacak bir şey değil. O yüzden sakin olun. Burada birkaç önemli prensip var. Çünkü kendimden nefret etmek ne demek? Ne diyor? Kendimden nefret etme koşulunu gruptan almam gerekiyor diyor. Bu bir soru işareti. Belli değil ne demek olduğu. Tamam. Diğerlerini sevme temeli üzerine kurulmuştur. Diğerlerini de tam olarak sevmek nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü gruba ilk geldiğim zaman herkes cici, hoş, pekele, kıl olduğum birileri yok. Tamam. Dolayısıyla bu birden ortaya çıkan bir şey değil. Ve dostun kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek herkesin diğer dostların niyetlerine entegre olmasına neden olur. Burada ne diyor? Kişinin kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek. Dolayısıyla ben ne yapmam lazım? Başkalarına yönelik kendimi iptal edeceğim ve sevmek için gayret ettiğimi göstereceğim. Tamam? Dostuma bunları ifşa etmem lazım. Herkesin diğer dostların niyetlerine entegre olmasına neden olur. Yani ben kendimi pasifize ettikçe ve dostları sevmeye çalıştıkça ne yapacağım? Diğerlerine entegre olacağım. Entegrasyon ne? O da soru işareti. Entegre olmak ne demek? Nasıl entegre olacağız? Nasıl bir his? Ama bize yol gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Kendimizi iptal edeceğiz. Başkalarını sevmek için gayret göstereceğiz. Dolayısıyla örneğin eğer grup örneğin eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için 10 güce sahip olur. Aksi takdirde kişi başkalarını sevmekle ilgili sadece tek bir güçle kalır. Çünkü dostlar başkalarını sevmeyi gizli olarak uygulamaktadır. Orayı bir daha okuyalım. Baştan alıyorum o paragrafı. Dolayısıyla, örneğin eğer grup 10 üyeden oluşuyorsa, hepimizin o yüzden 10'lusu var. Tamam? Her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için 10 güce sahip olur. Yani egomu yenmek. Tamam mı? Kendimi, kendinden nefret etmeyi dediği şey, kendimdeki kötülüğü ifşa etmem lazım ki egomdan nefret edeyim. Yani egomun ne kadar kötü olduğunu görmem lazım ki nefret edebileyim. Görmediğim bir şeyden nefret edemem. O yüzden bana sormayın şimdi kendimi sevmem gerekmiyor mu diye. Ya da kendimden nefret nasıl edeceğim ki kötü bir şey görmüyorum şu anda diye sormayın bana. Çünkü adamın çalışması lazım ki diyor grupla egosunun ne kadar kötü olduğunu görsün ve bu kötülükten nefret etmeye başlasın.
Bunun için dostlara ihtiyacı var. Kendi başına bunu yapamaz o yüzden. Gücü yok zaten yapmaya da. Okay? Aksi takdirde kişi başkalarını sevmekle ilgili sadece tek bir güçle kalır. O da kendi gücü. Çünkü dostlar başkalarını sevmeyi gizli olarak uygulamaktadır. Eğer göstermezsek birbirimize yönelik sevgiyi 5S formülünü ifşa ederek yapmaz isek ne yapıyorum demektir? Diğer dostların gücünü öldürüyorum demektir. Dostlarımı öldürüyorum demek yani. Uzun lafın kısası o. Dolayısıyla dostlara sürekli sevgiyi, iyi yaklaşımı, mutluluk vermeyi ifşa etmem lazım. Hep göstermem lazım. Daha da ötesi. Dostlar onun başkalarını sevme yolunda yürüme arzusunun gücünü de kaybettirebilir. O tam rezalet olur. Tamam. Bu durumda kişi onların eylemlerinden öğrenir ve kendini sevmenin hakimiyetine düşer. Niye? Çünkü eğer dostlar sevgiyi ifşa etmezse ben de ifşa edemem. O zaman hepimiz kendimizi sevmenin içinde kalırız. 4. Herkes dostunun ihtiyaçlarını, onları nasıl memnun edeceğini bilmek için bilmeli mi? Yoksa genel olarak dost sevgisini uygulamak yeterli mi? Soruyla da makaleyi bitirmiş. Makaleyle soru var mı şu anda buraya? Şu anda yok soru. Ben sorayım o zaman soruları. Tamam. Ne diyor burada? Bilinir ki alçak gönüllü olmak yüce bir şeydir. Fakat bunun tersini de söyleyebiliriz. Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında onları uyandırır ve böylece onlar da dost sevgisini hisseder diyor. Tamam. Neymiş mütevazı olmak? Aramızda bir bunu düşünelim. Tamam, ben sorayım siz cevaplayın. Bu durumda mütevazı olmak ne demek? Okay. Sen de gelince bana okursun Hakan. Okay. Ben tüm paragrafı tekrar bir okuyayım. Bilinir ki alçak gönüllü olmak yüce bir şeydir. Fakat bunun tersini de söyleyebiliriz. Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında onları uyandırır ve böylece onlar da dost sevgisini hisseder. Bundaki fayda şudur ki herkesin sevgi gücü diğer herkese entegre olduğundan dost sevgisi daha güçlü olarak uygulama fırsatını elde ederler. Bundaki fayda şudur ki herkesin sevgi gücü diğer herkese entegre olduğundan dost sevgisini daha güçlü olarak uygulama fırsatını elde ederler. Okay. Cevaplar geliyor. Mersin'den İsmail Bey, kendimizi iptal edip dostlarımızın erdemlerini görmek, övmek. Ankara'dan Erdem ve Gökhan, gruba pasifize olup dosta iyi izlenimler vererek. İstanbul'dan Çağla Hanım, dostunu kendinden yüce görmek. İstanbul'dan Kenan Bey, kendimi dosta karşı eğmek. İstanbul'dan Doğukan Bey, alçak gönüllü olmak, pasifize olmak. Evet, dosta boyun eğmek. Tamam, dosta sevgimi göstermek arkadaşlar, alçak gönüllülük. Tamam, neden öyle söylüyor? Ben size söyleyeyim. Dostuma pasifize olmak demek, onu kendimden daha değerli görmek ve ona dolayısıyla daha çok değer göstermek. Daha çok değer vermek. Ona bunu ifşa etmem lazım. Yani ben onun alçağındayım, altındayım. O bana kıyasla daha yüce benim gözümde.
Ama bunu sadece düşünmekle olmaz. Bu ifşa edilmesi gereken bir şey. Mütevazilikle ilerlemesi dediği bu. Tamam. Yani dostuma kendimi pasivize ediyorum. Yaptığım eylemlerle, lafta, düşünceyle, niyette değil sadece, her şeyimle. Ve ona onun yüceliğini sevgimle ifşa ediyorum. Okay. Mersin'den mi? Mersin'den İsmail Bey. Devam ediyor. Ruken vardı Mersin'de, aramızda mı Ruken? Peydir görmüyorum Ruken'i. İstanbul'dan Ayla Hanım, dostumu benden yüce görmek. Arzu Hanım, egomu eğmek, dostları yüceltmek. Balıkesir'den Laçin Bey, boynumuzu dosta eğmek. Eskişehir'den Aysun Hanım, alçak gönüllü olmak, kişilere eleştirel değil, olumlu yaklaşmak. Saygılı olmak, kendini başkalarından üstün görmemek. Aksaray'dan Pınar Hanım, dostlarım için yaptıklarımı çok görmemek, yeterli bulmamak ve sevgiyi artırmak gerektiğini düşünmek ve bunu eylemlerle göstermek mütevazı olmaktır. Güzel. Okey, güzel, biraz daha devam edelim. Tamam. Başka ne varmış makalemizde? Ne diyor başka? Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkarmalı diyor. Tamam, Rabaş'ın bize verdiği tavsiye o. Ve eğer her birimiz birbirimize ifşa edeceksek sevgimizi, bunun faydası ne? Tamam. Ne bunun? Burada fayda ne yani? Eğer ben Hakan'a onu sevdiğimi ifşa edersem, başkalarına, dostlarıma, gruptaki arkadaşlardan bahsediyorum. Dışarıdaki elemanlardan, insanlardan bahsetmiyorum. Grupta maneviyat çalışan insanlardan bahsediyorum. Birbirimize o sevgiyi ifşa ediyoruz, gösteriyoruz. Bunun bize faydasını, menfaatini. Bunun alıştırmasını yaparsanız bir araya geldiğiniz zaman faydasını çok görürsünüz, onu söyleyeyim. Maneviyatta esas ilerletecek şey kişiyi bu yönde yaptığı çaba. Dolayısıyla birbirimize sevgi ifşa etmenin dışsallığımızla göstererek faydası nedir? Ruken Hanım buradaymış. Burada mı? İyi, peki. Epeydir görmüyorum Ruken, o yüzden merak ettim. Peki. Bu arada sorularınız varsa da sorun makaleyle ilgili. Okey. Evet. Ne diyor başka burada? Buradaki fayda şudur. Siz bana faydayı söyleyeceksiniz şimdi. Gerçi. Ancak eğer her bir dost sevgisini uyguladığını göstermezse, o zaman kişi grubun gücünün eksikliğini duyar. Tamam. Eğer birbirimize göstermezsek sevgiyi, ifşa etmezsek ne yapıyoruz? Birbirimizi aslında öldürüyoruz diyor. Çünkü manevi yolda ilerlemek için diğer arkadaşın gücünden çalıyorum. Gücünü, daha doğrusu güç vermiyorum ona. Maneviyatta şöyle bak. Bakın, Adem'le ilgili güzel bir hikaye var. Adem biliyorsunuz yaratandan çalıyor. Hırsız yani. Ha? Ve maneviyatta da hırsızlık şu demek. Yaratandan bir şey çalacak durumu yok. Öyle değil mi? Zaten yaratan cennet bahçesinde yarattı. Dedi ki her şeyi alabilirsin. Sadece şu ağaçtan yemeyeceksin. O ağaca bulaşma, her şey senin dedi yani Adem'e. Tamam. Adem de bununla okey. Sıkıntı yok. Bilgelik ağacından o elmayı yemesi, yani bilgelik ağacından alıp yemesi
Esas hırsızlık o değil. Yani yaratan yeme demesine rağmen oradan alıp da yemesi hırsızlığı değil. Maneviyatlı hırsızlık şu demek. Dostuma yardım edebilecekken etmedim. Bizim dünyamızda hırsızlık ne? Bana ait olmayan şeyi almak. Maneviyatta almak diye bir şey yok. Maneviyatta ihsan edebilecekken etmiyor isem hırsızım. Durum bu. Dünyalar farklı yani maneviyatta. Tamam. Okay, o yüzden burada da diyor ki birbirimize dost sevgisini uyguladığımızı böyle ifşa etmezsek, göstermezsek o zaman dostların gücünden çalıyoruz demekmiş. Cevaplar geldi. Evet. İstanbul'dan Akın Bey, dostlarımızı canlandırmak ve kendimiz için de sevgi haline alışkanlık edinmek. Hı hı. İstanbul'dan Çağla Hanım, böylelikle içimizde sevgi oluşturmanın pratiğini yapmış oluyoruz ve böylece gitgide daha çok ışık çekiyoruz. Aksaray'dan Vahdet Bey, her birimiz sevgiyi birbirimize karşı sevgiyi ifşa edersek iyi bir çevre denilen koşulu yaratırız. İstanbul'dan Ayla Hanım, egomun iptali bunu yapamayacağımı içsel olarak görüp yaradanı devreye sokmak. Ankara'dan Erdem ve Gökhan, hızlanan zamanın içerisinde yer almamızı sağlatıyor. Almanya'dan Arzu Hanım, ben de dost sevgisini uygulamak için, çalışmak için güç hissediyorum. Bursa'dan Zafer Bey, sevgi paylaşınca katlanarak büyür, tüm grubu sarar, paylaşmazsak negatif güce dönüşür. İstanbul'dan Kenan Bey, dostuma içselliğimi açıp dışsal eyleme dönüştürüp gösterirsem sevgi ifşa olur. Bir daha oku bakayım, güzel yazmış. Dostuma içselliğimi açacağım. Yani içselliğimi açacağım derken dostuma yönelik içimdeki sevgiyi ne yapacağım? Dostuma içselliğimi açıp dışsal eyleme dönüştürüp gösterirsem sevgi ifşa olur. Aynen, yani dosta içselliğimden bahsetmiyorum laf ile. Dostuma yönelik içimdeki sevgiyi eylemlerle ifşa ediyorum. O zaman evet olur. Ama manevi çalışmada biliyorsunuz içsel hislerinizi birbirinize açmıyorsunuz. Manevi hisleri. Tamam mı? Hı-hı. Samsun'dan Gülnaz Hanım, dosta ihsan etmeden yaradana ihsan etmeye geleceğiz. Nasıl, bir daha söyle bakayım. Dosta ihsan etmeden yaradana ihsan etmeye geleceğiz. Nasıl yapacağız onu? Dosta ihsan etmeden yaradana gelemeyiz. Belki orada yazım hatası olabilir. Tamam. Dosta ihsan etmeden yaradana ihsan etmeye gelemeyiz. Belki demek istediğin oydu çünkü esas cümle o. Tamam. İnsanlara ihsan etmeden yaradana ihsan edemeyiz. O yüzden bu dünyada birçok kişi var. Birçok insan var. 7 milyar insan. Bu 7 milyar insanın hepsi birbirine göbekten bağlı. Biz bağlı olduğumuzu görmesek de tüm yaratılış birbirine bağlı. O yüzden her birimiz öyle bir şekilde davranmaya geleceğiz ki ileride manevi yolda ilerlerken tüm dünya gelecek maneviyata, hiç şansları yok. Öyle ya da böyle. Herkes birbirine ihsan edecek. Ancak o zaman yaratana ihsan edebiliriz. Çünkü yaratanın görmek istediği şey, yoksa bizim yaratana verecek bir şeyimiz yok. Eğer yaratan mükemmel ise ben ne verebilirim yaratana? Öyle değil mi? Diyelim çocuğum var. Çocuğum var diyelim değil. Çocuğum var. Tamam. Bana bir şey vermesini mi bekliyorum? Bana ihsan etmesini mi bekliyorum? Yok. Beni ne mutlu eder? Onun iyi yetişmesi, dünyayı bilmesi, anlaması, doğanın kanunlarını bilmesi, yani iyi gelişmesi, akıllı olması, güçlü olması, beni mutlu edecek şeyler bunlar. Öyle değil mi? Çocuğumdan gidip de bana para getirmesini beklemiyorum. Gerçi haberlerde görüyoruz, öyle de var. Ama genel olarak iyi babadan bahsedelim, tamam? Çocuğundan ne tür beklentisi var? İyi gelişim beklentisi var. Çocuğunun iyi geliştiğini gören baba, anne mutlu olur. Dolayısıyla yaratanın bizden
bir şey beklemesi yok. İnsanlar bazen şey diyor, yaratana ihsan etmemiz gerek. Tüm yaratılış yaratana ihsan etmek. Sanki yaratanın bizden bir şey alma ihtiyacı varmış gibi. Yok. İhsan etmek aslında yaratılan varlığın faydasına. Çünkü kişiyi mükemmelliğe getirir. Eksik hissetmez kişi kendisini bu dünyada hissettiği gibi. O yüzden maneviyatta da yaratana ihsan etmek demek, çocuklarımızın nasıl iyi gelişmesi, anne ve babayı mutlu ediyorsa, nasıl ailede çocuklar, kardeşler aralarında iyi geçiniyorlarsa, birbirlerine yardımcı oluyorlarsa, dayanışma içerisinde destek oluyorlarsa, aralarında sevgi varsa anne babayı mutlu ediyor. Ve maneviyatta da bu. Bizler ne kadar iyi manevi yolda ilerlemek için çaba sarf edersek, yaradan bundan mutlu oluyor. Yaradan ihsan etmek bu. O yüzden birbirimize ihsan etmek, aslında yaradana ihsan etmek. Birbirimize mutluluk vermeye çalışmak. Yaradana mutluluk vermeye çalışmak. Birbirimize yolda yardımcı olmaya çalışmak. Yaradana mutluluk vermeye çalışmak. Aynı şey. Biz sadece dışarıdaki insanlar, yani diğer insanlar olarak algıladığımız an, dünyevi hayatımızdaki doğamızdan dolayı öyle hissetmiyoruz. Şimdi benim bu insanlarla ne işim var ki gibi hissediyoruz. Ve işimizin direkt patronla olmasını istiyoruz, Yaradan'la. Ama öyle bir şey yok. İşimiz zaten direkt Yaradan'la ama dostlar vasıtasıyla. Yazım hatası yapmış. Yazım hatası, okeydir, tamam. Tamam Gülnas Hanım. Evet, ikinci kısmı var sorusunun. Fakat gruba zarar veren ve ayrılan dostlar olduğunu söylüyorsunuz. Böyle dostlar ile başta anlamadan birlikte zaman geçirirken İhsan etme yolunda zarar görmüş olmaz mıyız? Bunu nasıl dengeleriz? Bu soru güzel bir soru. Ama işin açıkçası o kısım bizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor onu da söyleyeyim. Çünkü bu dünyevi hayatımızda da öyle. Tamam. Diyelim arkadaşlarım var. Görüyoruz ki hayatta bazı arkadaşlar var iyi, bazıları var kötü. Ama baştan tanıştığım zaman bana kötülük yapacaklarını bilmiyorum. Tam tersine bakıyorum ki bana çok iyi davranıyorlar. Ama sonradan görüyoruz ki bir yamuk oluyor. Önceden bilemeyiz biz. Bilmemiz mümkün değil. Hesabını yapmamıza da gerek yok. Hesabını yapmamız gereken bir tek şey var. Ne diyor burada Rabaş? Bu özellikle dostunu hiçbir ödül olmaksızın verebilmek için kişinin bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Yani ben kendime diyorum ki hiçbir ödül olmaksızın verebilmek için bu dostlara ihtiyacım var. Eğer kişi sadece ihsan etmeye yönelik ilerlerse o kişiye zarar gelmez. Gruptan ayrılan ya da atılan arkadaşların çoğu farklı bir şekilde ilerledikleri için. Ben gruptan ne alabilirim? Ya da grubun faydasına çalışmazlarsa. Ve bu da yaratanın organizasyonu, onu da söyleyeyim. Bizim kendimiz yaptığımız bir şey değil. Çünkü biz maneviyata gelen herkese elimizden geldiğince doğru bir şekilde öğretiyoruz. Kişinin uygulaması kendisine ait. O bariz olması lazım. O yüzden bazı arkadaşlar uyguluyor, bazı arkadaşlar uygulayamıyor, bazıları da kasten uygulayamıyor. Kasten yapmıyor. Kasten zarar veriyor yani. O yüzden ne yapıyoruz onları? Biz ayırıyoruz. Diğerleri zayıf düşüyorlar. Niye? Bu prensipleri grup uygulamadığı için ya da kendileri de uygulamadığı için. Şunu not alın defterinize. Rabaş'ın bir makalesinde geçiyor. Çalışırız büyük ihtimalle onu ilerleyen sayfalarda. Ben gruba dostları sevmek için geldim. Yazın bunu defterinize. Ben gruba dostları sevmek için geldim. Dostlar beni sevsin diye değil. Ve her birimizin bakış açısı böyle olmalı. Rabaş'ın makalelerinden birinde Rabaş yazıyor bunu. Bu bana ait değil. Tamam. Öteki türlü ilerleyemez kişi. Yani acaba o ne yapacak, bu ne yapacak, şu nasıl yapacak, bu nasıl yapacak diye düşünürseniz o zaman egoistçi olur. Hesap kitap yapmaya başlarsınız herkese yönelik. Ama herkese yönelik sınırsızca, herkese eşit şekilde sevgi ihsan etme yolunda davranırsanız
O zaman merak edecek bir şey yok. Çünkü genel sistemde ihsan etmeye yönelik eğilimi olduğu zaman kişi sürekli, ona bir şey olmaz. Doğayla dengesi olur çünkü. Sorunun bir kısmı daha var mıydı? Bunu nasıl dengeleriz diye sormuştum. Bunu nasıl dengeleyeceksiniz ben size söyleyeyim. Çalışmanın içinde olarak sürekli. Yani haftada iki dersimiz var. Ondan sonra bunlara katılarak gün içerisinde de belki diğer günlerde de bir şeyler dinlerseniz iyi olur. Ya da dersi tekrar dinlerseniz iyi olur. Ya da Rav'ın sabah derslerinden bir şey dinlerseniz arşivden iyi olur. Bir şeyler okursanız iyi olur. Yani her gün kişinin maneviyata ihtiyacı var arkadaşlar. Bu arada Osman bizle mi? Merak ettim Osman'ı da o yüzden soruyorum. Dolayısıyla kişinin de... Evet. Bizle mi? Okey. Haberdar et beni Osman. Tamam. Arada sırada yaz. Nasılsın, ne yapıyorsun, ailen nasıl vesaire. Öteki taraftan dediğim gibi kişinin sürekli gününün bir kısmını maneviyatla doldurması, maneviyatla ilişkilendirmesi, bedenini beslemesi gibi. Nasıl susuz gezemiyoruz bütün gün? Aç susuz gezemezse adam, yaradansız da maneviyatta gezemez. Yaratanın ışığı adam için ne? Besin kaynağı. Işık dediğimiz şey, yaratana olan hissiyatımızın gelişimi. Tamam, ışık dediğimiz şey somut bir şey değil. Dışarılarda dolanan hani bazen mistik fıstık şeylerde ışıktan falan bahsediyor. Işık maneviyatta çok somut bir şey. Manevi çalışmayı yapıyorum, yaptığım şeye geri dönüşüm hissiyatım var ve anlayışım var. Tamam. Bu iki şey beraber olmalı maalesef. His ve akıl beraber gitmeli. Önce hissedeceğim, hissettiğim şeyin neden öyle olduğunu, yaratan neden böyle yaklaştığını idrak edeceğim. Tamam. Işık dediğim şey o. Anlayana kadar, edinene kadar saran ışık olarak geçer. Yani henüz edinmiş değilim ama beni geliştiren bir güç var. O güç saran ışık. Edindikçe, anladıkça, hissettiklerimi edinip, anlayıp, kavradıkça sebep-sonuç ilişkilerini iç ışık oluyor. Edinim oluyor yani. Evet. Sorumuz var. İstanbul'dan Fulya Hanım'ın sorusu. Bir dostu diğerinden fazla sevmek yanlış mıdır? Herkesi eşit mi sevmem gerekiyor? Şimdi bazı şeyler var doğamızda kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Niye? Dünyevi hayatımızdan geliyor bize. Elbette birisini diğerinden fazla sevmek maneviyatta yok öyle bir şey. Tamam ama şu anki doğamız öyle olabilir. Yapacak bir şey yok. Tamam, biz çünkü egoist bir doğadayız. O yüzden kafamıza uygun insanlar, kim daha uygunsa daha çok onunla zaman geçiriyoruz, onunla paylaşıyoruz vesaire. Maneviyatta ilerlemek istiyorsanız hızlı bir şekilde size bir ipucu vereyim. Grupta en hoşunuza gitmeyen kim var? En beraber olmak istemediğiniz insan kim? Onunla arkadaş olmaya çalışın. Ona buradaki prensipleri uygulayın. Sevgi ifşa edin vesaire. İyi bir egzersiz. Maneviyatta ilerlemek, daha önce konuştuk, tamam, arzuma karşı olursa olur. Çünkü doğal olarak birini zaten seviyorsam çabam yok orada. Ama öteki taraftan da gruptan düşmeyin. Tamam. O yüzden biraz ondan o şekilde yavaş yavaş bir çalışmaya başlayın. Evet. Var mı başka bir şey? Cevaplarımız var. Hı-hı. Eskişehir'den Aysun Hanım'ın, sevildiğini bilen kişi mutlu olur ve manevi yolda ilerlemek için güç alırız demiş. Hı-hı. Aksaray'dan Vahdet Bey, içsel eylemler sınırsız fakat dışsal eylemler sınırlı, az sayıda gibi görünüyor. Bilgeliğin gizliliğinin nedeni bu mu, yoksa dışsal eylemlerde içselliğimizin derecesine göre artacak mı demiş. Bir daha oku bakayım yavaş yavaş. İçsel eylemler, dur ben okuyayım, bana çevir biraz ekranı. İçsel eylemler sınırsız fakat dışsal eylemler sınırlı, az sayıda gibi görünüyor. Yok, değil öyle. Şimdi bak. Neden öyle değil onu söyleyeyim. Arkadaşımız bizim içselliğimizi bilmiyor. Tamam mı? Eğer ben ihsan etmek istiyorsam
Tamam, içselliğimde bilmem gereken bir tek şey var. Bunu neden yaptım? Neden ben şimdi kasten gidip arkadaşa iyilik yapacağım? Neden gidip ona sevgi göstereceğim? Önce bunu kafamda netleştirmem lazım. Nedenini netleştirmem lazım. Nedenini netleştirdikten sonra eylem küçük de olsa yapıyorum. Önemli olan şey ne? Niyet ve niyeti takip eden eylem. Ama önce niyet gelmeli. Ben şimdi dosta sevgi göstereceğim. Tamam mı? Ona iyi bir ruh hali vereceğim. Arkasındaki amaç ne? İhsan etmek. Dostuma iyi bir ruh hali vererek ona ihsan etmek istiyorum. Neden? Çünkü dostuma ihsan edebilirsem yaradana ihsan ederim. Yani yaptığım eylemin arkasında bir düşünce, bir yön olması lazım. Kendimi bir yönlendirmem lazım. Tamam? O yüzden eylemlerde de sınır yok. Burada istediğin kadar dosta ihsan edebilirsin. Gibi görünüyor. Bilgeliğin, gizliliğin nedeni bu mu? Yoksa dışsal iyi eylemlerde içselliğimizin derecesine göre artacak mı? İçselliğinizin derecesine göre dışsal eylemleriniz keskinleşecek. Dışsallıkta iyi şeyler belki de görmeyiz. Çünkü maneviyatta arkadaşlar niyet önemli. Şimdi bakın, dünyada birçok insan ölüyor. Günde kaç bin tane çocuk sadece ve sadece açlıktan ölüyor. Tamam, ya açlıktan ölüyor ya hastalıktan ölüyor, bakılabilecekken, karnı da doyabilecekken ama ölüyor. Şimdi tüm bunların arkasında kim var? Yaratılışı kim yarattı? Yaradan yarattı. Şimdi dışarıdan baksa birisi bu dünyaya, Yaradan'ın yaptığı eylemlerinden Yaradan için iyi demesi mümkün mü? Değil. Yaradan öyle bir dünya yarattı ki savaşlar, tecavüzler, açlık, sefillik, her türlü rezalet var. İnsan ızdıraptan ızdıraba gidiyor. Doğru mu? Doğru. Kabaliste sorsanız ne diyor? Burası cennet gibi bir yer. Neden? Amaca göre görüyor. Dolayısıyla kişi de maneviyatta ilerlediği zaman yaptığı eylemler ille de göze, dışarıdaki dışsal göze olumlu gözükmek zorunda değil. Diyelim ki bir baba çocuğu var. Çocuğuna bazen kızıyor. Çocuğuna kızdığı zaman çocuğuna olan sevgisi azalmıyor. Tam tersine onu sevdiği için onu biraz haşlıyor. Diyor ki niye böyle yaptın, görmüyor musun, bu tehlikeli bir şey. Ondan sonra bir tarafını keseceksin, bir zarar göreceksin vesaire diye azarlıyor. Çocuk ise babasının niyetini orada bilmiyor. Niye? Aklı henüz ermiyor. Bizde de öyle. Bizim de dünyada kötü günler geçirdiğimiz zaman diyoruz ki yerden niye bana böyle yaptı, şimdi niye hayatım böyle vesaire, şikayetçi olmaya başlıyoruz. Tamam? Tabii küçük bir çocuğun babasının onu azarlamasına yönelik şikayeti olduğu gibi. Aynı şey. Mantık aynı. Tamam? O yüzden maneviyatın amacı ne? Bu dünyada nasıl çocuk büyüyerek babasının aklını edinip büyüdükten sonra, çocuk sahibi olduktan sonra ya babam haklıymış, o zaman bana tokat atmakla ya da beni azarlamakla, hırpalamakla gerçekten haklıymış. Bakıyorum ben de benim çocuğu öyle yapıyorum. Yapmasam kim bilir bundan ne olacak, hiçbir şey olmaz diye. Okay? Babasının aklını ediniyor. Maneviyatta da aynı şey. Dolayısıyla yaratının bize tüm yaklaşımının nedenini, aklını, yaratanın düşüncesini ediniyoruz maneviyatta. Durum bundan ibaret. O yüzden her şey gözle olumlu gözükmeyebilir ilk etapta. Ancak kişi manevi derecelerini tamamladıktan sonra her şeyin iyilikle olduğunu görebilir. Evet. Mersin'den İsmail Bey'in sorusu var. Dostlar arasında dostlarını ödül beklemeden sevmek ve hizmet etmek için niyet etmiş arkadaşlar alma kaplarının üzerine perde oluşturuncaya kadar yaşayacağı bocalama dönemlerinde nasıl yardım alabilecekler? Yardım almak, dostun manevi yolda ilerlerken onun eksiklerine doğru yardımcı olmak. Bizim manevi yolda ilerlerken bir eksikliğimiz var. Yani iyi ruh hali. O kadar. Onun dışında pek bir sıkıntınız olmaz.
Yani dünyevi hayatında ailenizle, işinizle, şunda bunda sıkıntı olur mu? Olur. O herkeste olan bir şey. O bizde de olacak. Tamam, o zaten herkeste var. Herkeste olan şeylerin üzerine bizim ihtiyacımız olan şey yolda güç kazanmak. Gücümüzün olması. Çünkü biz doğamıza karşı hareket ediyoruz. Dışarıda birçok insanın birçok şey peşinde koşacak arzusu var. Koşuşturuyorlar, tam gaz. Şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Bizde öyle güç yok, motivasyon yok. Niye? Çünkü doğamıza karşı gidiyoruz. Onlar gücü nereden buluyor? Para kazanmak, itibar sahibi olmak. Çünkü doğalarıyla gidiyorlar. O yüzden basıyor adam gazı. Günleri öyle geçiyor. Bir de 60-70 olamadan ölüyorlar şimdi. Genç yaşta artık. Eskisi gibi değil. Okay. O yüzden dosta iyi ruh hali vermek, mutluluk vermek yapabileceğimiz şey. Dostların da buna ihtiyacı var. Evet. İstanbul'dan Ayşegül Hanım'ın sorusu. Hocam şunu merak ediyorum. Farz edelim ben grubumdaki kişilere sevgi ve ihsan niteliğine geldim. Ama aniden yurt dışına taşındım. Oradaki dostlarla bir araya geldiğimde de aynı şekilde ilerleme kaydedebilir miyim? Yani kişilerin değişmesi fark ediyor mu? Grupta değişmesi fark etmez. Şimdi bak, Almanya'da arzu var. Tamam. Veya İngiltere'de Mustafa vardı. Tamam. Mustafa şimdi bir gün İngiltere'deydi. Şimdi İzmir'de. Tamam. Arzu var Almanya'da. Bir gün orada birkaç Almanla beraberdi. Sonra Serpil'le tanıştı vesaire vesaire. Ne oldu? Arkadaşlar değişiyor. Tamam. Osman bugün St. Petersburg'da ya da Yılmaz bir ara Diyarbakır'daydı. Şimdi İzmir'de. Önemli olan kişi manevi çalışmasını grupla yapıyorsa, dostlarla, kalpteki noktası olan insanlarla. Hiç fark etmez. Evet. Aksaray'dan Vahdet Bey'in sorusu. Bir dostumla hiç bağım olmadığını hissediyorsam yapmam gereken ilk ve sonraki eylem ne olmalıdır? Bir köprü inşa etmeye çalışmalısın. Tamam. Her zaman. Dostlarla aranızda bir köprü olmalı. Rehberinizle de aranızda olmalı. Benimle de. Tamam. Bizim burada nasıl Rav'la aramızda bir köprü var. Sizin de rehberle ve aranızda, hepiniz arasında köprü olması lazım. O yüzden ben geliyorum her sene, yılda bir iki kere aranıza. Fiziksel olarak da geliyorum. Hepinizi tanıyorum, hepinizle oturuyorum, konuşuyorum, hepinizi biliyorum. Nereden, neredesiniz, nasıl yapıyorsunuz, dağıtımda nasıl çalışıyorsunuz, hepinizi biliyorum. Hepinizi tanıyorum. Niye? Bu şekilde bir bağımız oluyor. Tamam. O da bak, Arzu'yla hiç tanışmadım, Osman'la hiç tanışmadım ama bana yazmışlıkları var. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Yani bir bağ, bir dolayısıyla bir sanal da olsa aramızda bir bağ var. Tamam? O yüzden ne oluyor? Orada bir şey olduğu zaman ne yapıyorum? Aklım orada. İyi mi, iyi değil mi? Arkadaşlar ona bakıyor mu? Ama işte yüz yüze görüşmüşlüğümüz yok. Bilmiyorum, tanımıyorum. Ama eğer birbirinize yönelik bu yaklaşım içinde olursanız, yardımcı olmak, desteklemek vesaire, görürsünüz ki elinizde değil, dostları düşünmeye başlarsınız. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde çalışarak, çalışarak, çalışarak ne olacak? Yaradan diye birisi var biliyorsunuz. Ne yapacak bize? Yardımcı olacak. Biz çaba sarf edersek o bizleri egoizmimizden, kendimizi sevmekten, benimizden kurtarır. İşin püf noktası bu. Evet. Var mı başka bir şeyler? Sorularımız bu kadar. Okey. Biraz daha okuyalım, üzerinden geçelim makalenin. Unutmamalıyız ki, sayfa 9'dan okuyorum. Hatta 9'un en üzerinde, hadi 8'in son paragrafından başlayalım. Fakat kişi her zaman topluluğun amacını kendine hatırlatmalıdır. Aksi takdirde beden daima kendi çıkarını önemsediğinden amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir.
Bilmeliyiz ki grup sadece başkalarını sevme temeli üzerine kurulmuştur. Ve bu yerden sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır. Bu özellikle dostunu hiçbir ödül olmaksızın verebilmek için kişinin bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Diğer bir deyişle. Şimdi bakın, bunu kişinin diyebilmesi için kendisine biraz konuları artık kavramış olması lazım birinci ve ikinci dönemden. Daha şimdi Rabaş makalelerine başladık. Geçmişteki birinci ve ikinci dönem derslerini unutmuyorsunuz. Özgür seçim, realitenin algılanması, çevrenin kişi üzerindeki etkisi, kalpteki nokta, tamam, egoizmimizin sürekli gelişmesi, birinci, ikinci, üçüncü safhalar, neden çalışıyoruz, yerden bizi niye gruba getiriyor, grup ne vesaire, tamam, dostumun üzerinde olmak, dostuma eşit olmak, dostumun altında olmak ne demek. Yani birinci ve ikinci dönem derslerini unutmuyorsunuz. Şimdi bunların uygulamasını bize anlatıyor çünkü. Yani geçmişteki öğrendiğim şeyleri şimdi pekiştirmem lazım, uygulamaya geçmem lazım. Diğer bir deyişle, ona bedenin alma kaplarını memnun edecek hediyeler ve yardımlar versin diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Yani bizim grubumuzun amacı sadece maneviyat için. Fiziksellikle cebimi doldurmak, kendimi tatmin etmek vesaire için değil. Böyle bir topluluk kendini sevme üzerine kurulmuştur. Ve sadece kişinin alma kaplarının gelişimini harekete geçirir. Oysa şimdi kişi dünyevi şeyler elde etmede, dostunun ona yardım etmesiyle daha fazla şey kazanma imkanı olduğunu görür. Eğer raydan çıkarsak diyor, bir araya gelirseniz çete gibi olursunuz diyor. Cebini doldurmaya çalışan ya da egosunu tatmin etmeye çalışan bir grup adam gibi olursunuz diyor. Her şeyle de para değil. Adam egosunu tatmin etmek için de geliyor bazen. Vardı öyle hani felsefe topluluklarında falan. İyi felsefe yapan adamlar. O yüzden hiçbir zaman grubun amacını unutmayacağız. Hepimizin yegane bir tek amacı var. İnsan seviyelerinin basamaklarından çıkmak ve hayvan olarak kalmamak. Ne demek bu? Yani ihsan etme yolunda yükselmek ve bu dünyada egoist olarak kalmamak. Çünkü egoist nitelikler içerisinde yaşayan birisine ne diyorlar? Hayvan. Tamam, bize de insan denmesinin nedeni insan olma potansiyeline sahip olduğumuz için. Öyle bir potansiyelimiz var. Yerine getirirsek, getirmezsek konuşacak bir şey yok. Hayvanat bahçesi gibi. Unutmamalıyız ki grup diğerlerini sevme temeli üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla her üye başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu gruptan alır. Bu grupta edineceğim net bir izlenim olacak. Tamam, dostlar arasındaki sürtüşmeler de olacak. O yüzden dostlar arasında hoş olmayan şeyler, yani dostuma yönelik iticilik hissetmem, dostumu birden sevmediğimi görmem, dostuma ya da iyilik yapmayı istemediğimi görmem ya da artık bununla uğraşamayacağım gibi hisler gelmesi. Tamam, bunlar iyi şeyler. Bunlar manevi çalışmaya böyle biraz sulu yapan şeyler. Tuz, biber bunlar. Tamam, bunlar manevi çalışmayı esas değerli kılan izlenimler. Her şey iyi gidiyorsa sorun var. Yani sorun yoksa sorun var derler maneviyatta. Ama biz sorunu kasten aramıyoruz. Ne diyor o yüzden Rabaş? Diyor ki, ben başkalarını sevmeye yönelik çalışır isem, tamam, ne diyor? Her üye başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu gruptan alır. Dolayısıyla başkalarını sevmeye çalıştıkça kendimdeki kötülüğü ifşa edeceğim. Olumsuz şeyler ortaya çıkacak. Ve o zaman diyor ki, kendimden nefret etme koşulunu alabilirim. Gruptan bu şekilde alabilirim. Sadece sevmeye çalışır isem. Ve dostun kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek, herkesin diğer dostların niyetlerine entegre olmasına neden olur. Her birimiz ifşa edeceğiz bunu. Tamam, soru bile olmaması lazım artık. Herkes birbirini sevdiğini ifşa edecek, göstere göstere yapacak. Yalan dahi olsa. Tamam mı Fulya? Okey. Var mı soru? Sorularımız var. Aha. Adana'dan Asena Hanım'ın sorusu. Grupta iki dost
ciddi bir sorun yaşadıktan sonra arada oluşan mesafeyi nasıl yenmeliler? Sonuçta aynı grubun içinde küs kalmamalıyız. Fakat bu konuda egomu nasıl aşacağımı bilemiyorum. Şimdi bakın, direkt birbirinizle muhatap olmayın. Tamam, eğer ikinizin arası bozuksa, iki kişinin arası bozuksa. Bu bence çok güzel bir soru, sorduğun için de çok teşekkür ederim. Tamam. Öncelikle sorunun arkasında bir de bunu düzeltmenin gerekliliğinin anlayışı var. Bunu duyduğuma da çok sevindim. Çünkü çok, yani bu çok güzel bir yaklaşım. Bir taraftan dostla aram kötü, öteki taraftan grupla küs kalamayız yani. Tamam zaten. Nasıl halledeceğiz? İkinizin de arasının iyi olduğu bir ara bulucu bulacaksınız. Tamam. Ve o kişiyle beraber bir araya beraber geleceksiniz. Beraber bir araya geleceksiniz, konuşacaksınız, çalıştığı şeklinde. Tamam. Ama küs kalmamanızın gerektiği doğru. Size şunu da söyleyeyim. İkiniz de bildiğim için, arkadaşların hepsini bildiğim için size şunu da söyleyeyim. Aramızdaki tüm bozukluklar yaratanın bize yaptığı oyunlar. Özellikle işimize çomak sokmaya bayılıyor. Ama bu bizi üzmek istediğinden değil. Tam tersine bu koşulları aşabilecek anlayışı şu anda sana sorunla getirdiği gibi edinecek çabayla bize bu anlayışı getirmek için bize bir şeyleri vermek istiyor. Bize bir şeyleri öğretmek istiyor. Tamam? Ufak tefek şeylere takılmayın diyor. Tamam? Gösterdiği şey bize bu. O yüzden tüm problemler, sıkıntılar bizlere yaradan tarafından özellikle veriliyor, tıpkı bizim çocuklara problem verdiğimiz gibi. Ben hiç unutmam. Çocukken hediye neymiş efendim? Matematik problemi çözme kitabı. Çocuğa verseniz böyle bir şey ne yapacak? Alır. Kafanıza atmazsa iyi. Tamam? Hediye. Okay. Kafayı yiyordum. Yerden de bize böyle yapacak. Tamam, iyi bir şey yapıyor tabii de. Okay. O yüzden anlayışa gelmen güzel, soruyu sorman güzel. Bu şekilde halletmemiz lazım. Direkt birbirinizle muhatap olursanız biraz ateşli olabilir, sıkıntı olabilir. Ama ikinizin de saygı duyduğu, sevdiği birisi varsa onunla hep beraber oturabilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz, aranızı yapar. Hatta tüm grupla da bir araya gelebilirsiniz, 3-5 kişi bir araya gelebilirsiniz, önemli değil. Önemli olan beraber mutluluk içerisinde bunu çözmek ve yaratanın size bu problemi getirdiğini baştan tayin etmek ve özellikle bu problemi aşmak için size bunu getirdiğini anlayarak kucaklaşmak çok güzel olur. Çok güzel bir soru. Ve tüm arkadaşlara da örnek olması gereken bir soru. İstanbul'dan Çağla Hanım'ın ilgili bir sorusu var. Eğer dost ile özel hayatımızı paylaşmazsak, sadece amaca yönelik okumalar, makale paylaşımları yaparsak, zaten küs olmayı gerektiren paylaşımlardan uzak durmuş oluruz. Yani aramızın bozulması için ne gibi bir neden olabilir ki? Demiş. Vallahi size şöyle söyleyeyim Çağla Hanım. Yaradan, çok yaratıcı bir yaratan, her an her şey olabilir. Okay, biraz sabır. Aramızda biraz kalın. Başka. Aksaray'dan Vahdet Bey'in sorusu. Dostlarımla manevi bir köprü kurmak ne demektir? Her bir dostumla birer birer mi ilgilenmeliyim? Yoksa genel bir yaklaşımda mı bulunuyorum? Genel olarak tüm dostlara iyi bir yaklaşımın oluyor. Tamam, genel olarak herkese iyi bir yaklaşımın oluyor. Şimdi bizim grubumuz cici küçük bir grup. Tamam, biz öyle büyük binlerce adam değiliz. Bir grup olarak çalışıyoruz. O yüzden herkese iyi olacak fırsatım var. Evet.
İstanbul'dan Ayşegül Hanım'ın sorusu. Hocam, maneviyat çalışma prensiplerine dair bir konu sürekli zihnimde dönüyor. Şu şöyle olmamalı diye. Aslında prensibin tam da öyle olması gerektiğini içten hissediyorum. Fakat bu egom için rahatsız edici. Bu çarpıklık benim içimde, biliyorum ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum, ne yapabilirim? Niye ki? Eğer böyle bir çarpıklığın olduğunu önceden görüyor, yani görmeye başladıysan, bu başlı başına işin %80'ini hallettin demek. Eğer ben bir şeyin olumsuz olduğunu hissediyorsam, tamam mı? Yani kafa bana göre böyle değil. Ama öteki taraftan biliyorum ki böyle olması lazım. Tamam. Bu başlı başına bir farkındalık, bu başlı başına bir ıslah. Niye? Çünkü bir taraftan tam hoşuma gitmiyor ama öteki taraftan anlayış var. Okay? Canımın istememesine rağmen bir koşulu yerine getirmenin gerekliliği gibi. İşe gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım. Tamam. Böyle olmaması lazım. Hayatın biraz daha iyi olması lazım gibi düşünüyorum ama öteki taraftan böyle olmasa da olmaz. İkilem arasındayım. Bu iyi bir şey. Bu ikilem kişinin içinde hem his ve hem akıl inşa eder. O yüzden manevi çalışmada yapmamız gereken şey, bunlardan ne kadar çok yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar çok hissimle aklım bulanık olursa, çelişki içerisinde olursa o kadar çok edinme fırsatım olur. Ne kadar çok anladığımı sanarsam o kadar kötü. Adamın hiçbir şey anladığı yok maneviyatta. Hayatta da yok ki. Hayatta da ne anlıyor ki? Hiçbir şey anladığı yok. O yüzden normal hayatını yaşıyor. Hayat iki cimciklediği zaman yani maymuna dönüyor adam. Maneviyatta da hep o yüzden ne yapıyoruz? Manevi yolda ilerlerken o bulanıklık, his ve aklım arasındaki çelişkiyi hep muhafaza edip köprülemem lazım. Tamam mı? Sağ ve solun ortasında buluşmak bu dünyada o şekilde. Yani bir taraftan hissim doğru olduğunu söylüyor. Sol taraftan da egom diyor ki ama niye böyle dıt 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 şikayetlerim var. Tamam. İkisini mutabakata getirmem lazım. Maneviyatta da öyle. Kendim için almakla ihsa etmek. İkisini mutabakata getirmek bu. Birisi doğru olduğunu hissediyor. İhsa etmenin doğru olduğunu hissediyor ama öteki taraftan canım hiç yapmak istemiyor. O yüzden bunları silip atmıyorsunuz. Tam tersine bu hislerin içinde hep olmalıyız. Her zaman olacak bu son ıslığa kadar. Giderek de artacak. O yüzden sıkıntı yok. Bence iyi. Öteki türlü maneviyat çok kuru olurdu. Canım sıkılırdı yani. Şöyle biraz heyecan var şimdi böyle şeyler yaşayınca. Aha. İstanbul'dan Fulya Hanım'ın sorusu. İnsan dışarıda, grup dışında egosunun ne kadar büyük olduğunu ve kötülüğünü fark ederse bunun için ne yapmalıdır? Bunun için çalışma yapması gerekir mi? Dışarıda şöyle yapacaksın sadece. Dışarıdaki insanlar nasıl normal bir davranış içerisindelerse o şekilde davranıyorsun. Yani ekstradan bir iyilik yapmana gerek yok. Biz dışarıda da nasıl vatandaşız? İyi vatandaş olmaya çalışıyoruz. İşin açıkçası trafikte her zaman öyle olmasa da. Ama elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Dışarıda da iyi bir vatandaş olmaya çalışıyoruz. Ve zor. Bunu yapmaya çalışın. Dışarıda da iyi vatandaş olmaya çalışın. Maneviyatta ilerledikçe, çalıştıkça daha zor olduğunu göreceksiniz. Özellikle trafikte. O yüzden dışarıdaki insanlara yönelik nasıl uygunsa dışarıdaki davranış normları, prensipleri nasılsa o şekilde davranıyorsun. Manevi çalışmaya sokma orayı yani. İstanbul'dan Doğukan Bey, kafama takılan bir şey var. Diyelim ki grup içerisinde biri yanlış çalışıyor. Sırf bir kişi yüzünden neden tüm grup düşüyor? Çünkü bir atasözü var, tamam mı? Kurunun yanında kim yanıyor? Yaş. Tamam. Doğa öyle çünkü. Tamam. Ama şöyle düşüneceksin. Bu güzel bir soru bak. Sanki yani o zaman hiç edinemeyiz ki diyorsun. Doğru değil. Öyle değil. Şimdi bak. Zamanla şunları sileyim. İyi dinleyin bunu. Maneviyatta hep beraberiz.
Abi bak hadi Bine Baruh çizeyim. Bu Bine Baruh grubu, siz değilsiniz. BB diyorum. Petah Tikva. BB Petah Tikva. Tamam. Burada 400 erkek var. Okay. Bunların %40'ı diyelim giren çıkan adamlar. Sürekli aramızda değiller. Haftada bir gelen var, ayda bir gelen var, haftada iki gelen var vesaire. Tamam. Diyelim ki grupta 250 tane adam var. 250 diyelim hadi. Şöyle sileyim. Tamam. Yani 400 kişi var toplam. Ama burada 250 adam var. Okey. Şimdi bu 250 adamın içerisinde de öyle bir ekip var ki 50 kişi. Bu adamların işi bu. İşi bu derken yani hayatları bu. Okay. Grupta da böyle. Çemberler var yani. Tamam. Aynı şekilde sizde de öyle olacak. Tüm dünyada da öyle. Tüm dünya kabala çalışmaya bizim gibi gelmeyecek. Bizim gibi gecenin üçünde dünyayı kaldıramazsın. Yani gecenin üçünde değil, gecenin ikisinde dünyayı kaldıramazsın. Uyandıramazsın. Tamam. Nasıl yer alacaklar, nasıl çalışacak? Diyeceğiz ki, biz diyeceğiz ki insanlar birbirinize iyi davranın. İyi davranırsanız iyi bir hayatınız olur. Onlar da ızdırap çektiği için bizimle hemfikir olacaklar. Biz öğreteceğiz, onlar yapacak ve iyi bir hayat olduğunu görecekler. Sadece katılımcı olarak. Dünyada da öyle. Dünyada bilim adamları var. Bir şeyleri keşfediyorlar, öğretiyorlar. İnsanoğlu ne yapıyor? Kullanıyor bilgiyi. Neden? İyi bir hayat için. Cep telefonları var, şu var, bu var. İyi, daha rahat yaşamak için. Dünyada da öyle. Dünyadan örnek alın. Maneviyatta gelişim de öyle olacak. Dünya nasıl işliyor ise maneviyatta da öyle. Okay. O yüzden derdimiz o değil. Derdin sadece şu olmalı. Ben sürekli dostlara nasıl yardım edeceğim? Eğer kafan sadece buna çalışır ise grupta burada olan insanlar kim olduklarını bilmesen dahi burada olanlarla arauç içinde olursun. Her gün konuşmuyor olsan bile, hiç görmüyor olsan bile gün içerisinde sürekli. Ama bilirsin ki bu ekibin içindesin. Öyle bir hissiyat olur. O yüzden diğerlerinden sen nasıl sorumlu olacaksın? Sen yapabildiğini yaparak sorumlu olacaksın. Okay. Güzel bir soru oldu. Kim sordu onu? Doğukan Bey. Doğukan. Var mı? Samsun'dan Gülnaz Hanım'ın sorusu. Yaradan'a ihsan eden ve Yaradan'dan öğrenmeye başlamış bir kabalist, insanların düşüncesini de edinmiş olur mu? İnsanların düşüncesini edinmede bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Hepimiz kendi cebimizi doldurmaya yönelik çalışıyoruz. Hepimizin kafası bu yönde çalışıyor. Cebimiz derken ille de paradan bahsetmiyorum. Zevk aldığım her şeye yönelik kafam çalışır. Kendim için zevk almaya yönelik çalışır. Ben bunu ilk iki dönemde öğrendik, bunların detayına indik. O yüzden pek edinecek bir şey yok orada yani. Maneviyatta ilerlemek için hep yardanı edinmeye yönelik çalışalım. Tamam, her zaman. Evet. Ankara'dan Erdem ve Gökhan'ın sorusu. Tüm koşullar Yaradan'dan geldiğine göre bize vurulan sopayı nasıl öpebiliriz? Çünkü ders alarak. Bu da güzel bir soru. Ders alarak. Elimi prize sokacaktım çocukken. Babam bana tokadı vurdu. Ben daha oraya yetişemeden. Diyor, ne oldu?
İki dakika önce kucağındaydım, beni kucaklıyordu, öpüyordu. Canım oğlum, cicim oğlum diyordu. Ne oluyoruz? Sonra büyüdüm, baktım ki benim hayatımı kurtarmış. Ne yapıyorum? Gidiyorum babamın elini öpüyorum. Baba sağ ol diyorum. Tokadın üzerine akıl inşa etmemiz lazım. Manevi yolda ilerlemekte aksaklık yaparsanız sopayı atar. Açık konuşayım. Neden? Çünkü bizleri sevdiği için mükemmelliğe getirmek istiyor. Ve bizim de kalpteki noktamızı uyandırıyor. Dışarıdaki tüm insanların hayatına bir bakın. Ülkemizde bombalar patlıyor. Orta Doğu zaten bitmiş durumda, bitik durumda. Yani vahşi hayvanlar gibi yaşıyorlar. Bitmiş yani. Avrupa şimdi önümüzdeki yıllarda onlar terörün ne olduğunu iyice anlayacaklar. Anya'yı, Konya'yı görecekler. Tamam. Ondan sonra Amerika maymuna dönmüş durumda. Çin batak bir ülke. Eskiden bir tas pirinçle keyifleri yerindeydi. Şimdi bir tas pirince geri dönecekler ve her şeyi kaybetmenin şey içerisinde, bunalımı içerisinde yaşayacaklar. Japonya 25 yıldır ekonomik depresyondan çıkamayan bir ülke. Tamam. Dünyada en çok yaşlısı olan ülke. Dünyada Japonya bebek bezinin yaşlılar için en çok satıldığı ülke. Yani çocuklardan çok yaşlılara bebek bezi satıyorlar. Altlarını değiştirmeleri için. Öyle bir ülke haline geldi. Ne bu? Izdırap. Yerden ne yapıyor bize? Diyor ki ey çocuklar, kalpteki noktanızı uyandırdım mı? Uyandırdım. Kaynaklara getirdim mi? Getirdim. Hayatla ilgili bir sürü sorunuz var mıydı? Vardı. Sordunuz mu? Sordunuz. Cevabını aldınız mı? Aldınız. Ne yapmanız gerektiğinde söylediler mi? Söylediler. İçinize de sindirdim mi ben hissiyat olarak bunun doğru şey olduğunu? Evet. Yapmazsanız ne yapayım? Öpeyim mi? Dışarıdaki insanlar bizlerden çok 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 kat 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 daha fazla acı çekiyor. Ve yerden de bizi resmen elimizden tutuyor, güzel bir hayattan getiriyor bize. Yani bizim hayatımız o kadar kötülükten gelmedik biz. Gruptaki herkese bak. Grupta hiç kimse böyle rezil, sefil bir hayattan buraya gelmedi. Tam tersine. Tam tersine. Yediği önünde, yemediği arkasında. Yani hayatından şikayetçi olmadan geldi buraya. Her şeyi ver. Büyütmeye çalış. Öteki taraftan mükemmelliğe getirmeye çalış. O da yapmasın. Öyle güzel bir hikaye var Bağlı Sulam'ın. Kral yaşlı bir yaştayken çocuk sahibi oluyor. Hiç çocuğu yokken. Oğlu için saraylar yaptırıyor. Mimarlar getiriyor. Müzik holleri yaptırıyor. Orkestralar ona konser versin diye. Dünyanın en iyi aşçılarını getiriyor. En güzel yemekleri yapsınlar diyor. Diye. En güzel kütüphaneleri inşa ediyor. Okusun, öğrensin diye. Çocuk büyüyor. Salak olarak. Okumaya hiç hevesi yok. Hasta, diyabetik, hiçbir şey yiyemiyor adam akıllı, sürekli rejim yemeği yemek zorunda. Gözleri bozuk, güzel binaları, sarayları göremiyor. Kulakları adam akıllı işitmiyor, orkestranın çaldığı güzel müzikleri dinleyemiyor. Öyle bir sefillik içerisinde. Babası nasıl acı çekiyor? Onun hali ondan beter. Anladın? O yüzden maneviyatta da biraz bu şekilde düşünmeye bakmamız lazım yavaş yavaş. Yani yerden bana neler verdi, neler sundu, benden beklentisi ne? Yapmazsam da biraz dürterse haklıdır dememiz lazım. Öyle değil mi? İstanbul'dan Talha Bey'in sorusu. Kış 2016 eğitim merkezinden henüz yüklenmemiş dersler var. Bu eksik kalan dersler ne zaman eklenir? Hemen eklenir. Kurt abinize söyleyeceksiniz. Kurt hemen o dede söyleyecek.
Odet de gaza basacak, yapacak. İstanbul'dan Kenan Bey'in sorusu, darbeler doğru manevi çalışmayı ya da yeterli arzuda olmadığımız için mi gelir? Yok, arzunuzu büyütmek sizin elinizde. Adam sadece gruba kafasını daha çok sokmadığı için gelir. Yani şundan gelir, özgür seçimini kullanmadığı için gelir. Yani yapabileceği bir şey varken yapmadığı için gelir. Darbe bize ders vermek için gelmiyor. Yanlış anlamayın. Darbe yaratanın bizi cezalandırması değil. Darbe bize biraz daha itiş gücü vermek için. O yüzden yaratanın bu darbelerini olumsuz değerlendirmememiz lazım. Biraz önce babanın çocuğa tokat atmasıyla ilgili örnek verdim. Hayatta bize gelen darbeler sadece diyor ki Kenan kafanı biraz daha gruba sok. Hadi aslanım diyor, biraz daha yap diyor. O itiş o. Tamam, biraz daha katkıda bulun diyor. Bir şeyler yap diyor yani. Tamam. O yüzden sen de düşünmen lazım. Arkadaşlar için ne yapabilirim? Ne yapayım? Tamam. O yüzden yaratanın tokatlarını asla olumsuz düşünmememiz lazım. Sevgi dolu bir babanın oğlunu tokatladığı zaman oğlundan daha çok baba üzülüyor. Ama yapmazsa da o çocuktan bir şey olmayacak. Babanın sıkıntısı daha fazla. Yaradanı da o şekilde düşün. Yani öyle bir şey yapması lazım ki her zaman bir taraftan beni çıkartmayacak yoldan, bir taraftan beni dengeleyecek, öteki taraftan sevgiyle yapıyor. Kendisi de yaptığı için üzgün. Öteki taraftan yapmazsam bundan bir şey olmayacak. Yani yaratanı düşünsenize nasıl bir kafa karışıklığı. Kafası karışık olduğu için söylemiyorum. Demek istediğim şey büyük bir dilema yani. Okay. O yüzden manevi yolda ilerledikçe yaratanın bize ne kadar hassasiyetli davrandığını hissetmeye başlayacaksınız. Ve her şeyi ne kadar hassasiyetli böyle tam ölçüsüne göre yaptığını. Evet. İstanbul'dan Ayşegül Hanım'ın sorusu. Hocam peki şu an bile hala kendimi sevdiğim için mi dersteyim, dostlarlayım? Yoksa bu anda doğamı aşmaya mı çabalıyorum durumundayım? Zira egom bu yaptığıma anlam veremiyor. O halde biraz biraz aşmaya başlamış mı oluyorum? Her halükarda bizler maneviyata egomuzla geliyoruz arkadaşlar. Bu yanlış değil, bu doğru. Bizler son derece sağlıklı ego ile geliyoruz maneviyata. Tamam mı? Dünyadaki herkesten daha çok egoistiz biz. Derslere gelmen de elbette egomuzdan. Çünkü bir şey elde etmek istiyoruz. Elde etmek istemeseydim gelmezdim. Ama bu doğru. Neden? Çünkü yaratan evet elde etmemizi istiyor bunu. Yaradan bizi getiriyor. Yoksa uyandırmazdı. O yüzden elde etmek istiyoruz. Öyle bir arzu veriyor bize ve biz de geliyoruz. Doğru, egoistçe ama bu sorun değil. Sorun değil. Birden ihsan etmeye löp diye atlayamayız. Kafanızı yanlış yere takıyorsunuz. Kafanızı takmanız gereken şey niyet. Nedir niyet? Niye geldim? Kendiniz için şu anda nasıl tarif ediyorsanız o en doğrusu. Çünkü yarın değişecek o. Yarından sonra daha başka bir şey olacak. Önemli olan şey burada. Derse geldim arkadaşlarla beraber. Niye? Çünkü ne diyor Rabaş? İnsan olacakmışız. Yani yaratana ihsan eden bir varlık olacakmışız. Bunun için geldik. Bitti. Bununla bir başlayın basit basit. Tamam mı? Fazla kasmaya gerek yok. İçinizde değişim zamanla olacak. Bir çocuk birden büyümüyor. Okay? Egoistçe de gelseniz sorun yok. Geçen gün Mert de aynı şeyi söyledi. Hocam bunu egoistçe mi yapıyorum? Elbette egoistçe yapıyorsun. Ama bu iyi bir şey. Tamam, egoistçe yaptığını görmesi de insanın iyi bir şey çünkü. Evet. Son dakikadayız. 3 tane sorumuz var. Hadi sor bakalım. İstanbul'dan Akın Bey'in sorusu. Hayatta bazı sorunlar var ki o benim başıma gelse emin değilim ama çok da devam edemezmişim gibi geliyor maneviyata. Bu durumlara yaşamadan hazır hale gelmek, güçlenmek için ne yapacağız? Gruba bağlanmanın hangi ölçüsünü hedeflemeliyim? Kendine grupta yer inşa edeceksin ve süreklilik arz edecek.
Sen bileceksin ki grupta benim yerim bu, bu benim işim ve sürekli bunu yapıyorum. Bizim çeviri yaptığımız gibi her sabah. Derse gelmek istemesem de gelmek zorundayım. Tamam, hiç gelesim yok diyelim derse çeviri yapmam lazım. Niye? Çünkü Hakan'a 3 saati bırakırsak mümkün değil. Ya da Yılmaz şantiyede ona bırakamayız. Tamam mı? Niye? Biraz o, biraz ben, herkes işin ucundan tutacak. Sorumluluk, dostlara yönelik dostluk, böyle sorumluluk alarak inşa olan bir şey. Bu seni yolda tutar. Hepiniz için aynı şey geçerli. Evet. Aksaray'dan Vahdet Bey'in sorusu. Eksiklik hissiyatını ya da ızdırabı hissettiğim halde çoğu zaman tam olarak ne yapmam gerekeni netleştiremiyorum. Nasıl netleştirebilirim? Yerdana dön. Yerdana dönmeniz de eksik. Onu da size söyleyeyim. İki şeyde yanlış yaklaşımdasınız. Bir, kafayı kendi hissinize çok takıyorsunuz. Hissettiğinize fazla takmayın. İyi de olsa kötü de olsa iş yapın. İş yaptıkça doğru izlenim alırsınız. Tamam. İkincisi, yerdanı hiç hesaba katmıyorsunuz. Yerdana döneceksiniz ama gruptan. Nasıl? Gruba ihsan ederek. Yerdana dönmek demek böyle onunla sohbet ediyorum değil. Gruba ihsan etmek istiyorum ki buradan yerdana doğru gelebileyim. O zaman rayına oturur. Hep onudan içeriye dalacaksınız, gruptan. Bir tane daha mı vardı? Bir sorumuz daha var. Son soru İstanbul'dan Arda Bey'in. Başlarda darbeler geliyordu. Yani öyle hissediyordum ama çok uzun bir süredir darbeden eser yok. Resmen hadi vur diye bekler oldum ama yaradanın sopasını hissedemiyorum. Yanlış bir bakış açısına sahibim de mi hissedemiyorum? Yok. Öncelikle biz darbeleri davet etmiyoruz. Tamam. Sorun yoksa sorun diyorum ama davetiyeyi biz çıkarmıyoruz. Bir tek şeye odaklanacaksın Arda, sen de. Vahdet gibi, tüm arkadaşlar gibi, hepimiz gibi, bizler de öyle. Tamam, bir tek şeye odaklanacağız hepimiz. Dostlara ihsan etmeye yöneleceğiz. Hepimiz buna yöneleceğiz sadece. Hepimiz buna yönelirsek kafayı fazla takmadan, tamam mı? Sadece amacı bilerek dostlara ihsan etmek istiyorum ki buradan diyorlar ki yerdana ihsan edebilirim. Ve böylelikle ihsan etme niteliğini edinip yerdanı hissedebilirim. O şekilde bir bağımız olur ve insan seviyesine gelirim. Tamam, böyle basit bir niyet. Egoistçe de olsa. Fazla duygusal değil. Gördün, kafadan mantıken çıkan bir şey. Okey. İçimde böyle bir şeye okeyim. Hemfikirim. Eylem yapıyorum. Dostlara iyilik yapıyorum. Ne bileyim, gelirken onlara bir çikolata getiriyorum ya da bir simit alıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Önemli değil. Bir kitap çeviriyorum, bir makale çeviriyorum. Fark etmez. Ya da iyi bir ruh hali veriyorum. Önemli değil. Eylemden bir başlayın. Yaratan daha sonra bize o tüm hissetmemiz gereken şeyleri getirecek. İnişler, çıkışlar vesaire. O zaman kendinizi kötü hissetmeyin. O zaman da bana hocam şimdi tokatlar geliyor, niye geliyor diye sorma. O zaman esas işimiz başlıyor. O zaman yaratanla beraber, grupla beraber, hep beraber çalışma ortamı olacak. Tamam, inişler, çıkışlar böyle surf yapıyor gibi olacağız dalgalar üzerinde. Niye? Çünkü tüm inişleri, çıkışları bu şekilde hissedeceğim. Aramızdaki hislerin çalkalanmasıyla. Ama eylem yapmazsam gruba yönelik hissedecek bir şeyim yok. Tamam. O yüzden darbeleri davet etme. Sadece dostlara yönelik çalış. Yaratan bize tuz biber getirecek. Ve her şeyi ayarına göre getir. Hiç korkacak bir şey de yok. Yani göreceksiniz, biraz ilerleyelim arkadaşlar, biraz inşallah, yani birkaç yıl beraber çalışırsanız bizlerle öyle bir hissiyata geleceksiniz ki böyle her şeyin üzerinde gideceksiniz. Ne olursa olsun her şeyin üzerinde olacaksınız. Böyle ilginç bir his. Ama zaman gerektiriyor. Tamam. Ama sorularınız çok güzel. Ve son derece de mutluyum. Kaç kişiydik bugün? 45. 45. Okey. Rakamda da iyi gidiyoruz. Arkadaşlar, dersimizi burada sona erdiriyoruz. Sevgiyle kalın. Allah'tan bir mani olmazsa hep beraber pazartesi akşamı buluşacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.